Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Peki tansiyon ilaçlarını kullanaraktan tamamen genetik yatkınlığımız var ailede diye gelen izleyicilerimizden sorular. Kontrol altına alabilir miyiz tansiyonu? Alırız tabii. Eğer alamıyorsak ek bir neden vardır yani. Ek neden ne olabilir? Ya sigara aşırı içiyordur ya ağrı kesiciler bu nonsteroid dediğimiz romatizma hapları, kortizon. Mesela gözden kaçıyor. Doğum kontrol hapı alıyorsa tansiyonu düşürmemiz zor olur. Ayarlaması lazım. Bir de uyku apne dediğimiz bir hastalıkta da onları tedavi etmezsek tansiyonu zaten düzeltemeyiz. Bir de bir sekonder dediğimiz mesela böbrek damarı tıkanıklığına, böbrek hastalığına bağlı polikistik böbrek dediğimiz büyük böbrek doğuştan olan bunları tabii primerini nedeni ortadan kaldırmadan tansiyonu düşüremeyiz. Hatta biz 3 ilaçtan fazla birisi idrar çöküşü olmak üzere alıyor tansiyonu düşmüyorsa muhakkak bir neden aramamız lazım. O da işte Cushing veya kuru stomat, böbrek üstü bezi tümörleri var. Hipofiz tümörleri var. Bunlar tiroid demin sorduğunuz gibi hipo, hiper. Bunları muhakkak araştırıp hastayı yönlendirmemiz lazım. Tetikler şart. Gene her sefer söylüyoruz hayat tarzı değişikliği çok önemli. Evet. Bu da basitçe kilo. Evet kilo. Günümüz şartlarında hepimiz hocam ne kadar dikkat etsek de biraz hareketsiz yaşamı istem dışı tercih eden bir gruba giriyoruz yoğun iş temposunda. En azından siz uzmanlar bir yürüyüş mesafesi kendinize 20 dakika ayırsanız. Yani en az 20 dakika 40 dakika yürümek lazım. Evet. Ama bu koşarak adım değil yani normal saatte 5-6 kilometre olacak şekilde yürümek lazım. Yormak da zararlı. Yani futbolcular mesela farkındaysanız 40 yaşından sonra futbolcu olmuyor. Çünkü kalbi yoruluyor çok koştukları için. Onun için biz koşarak görüyoruz biz sabahları. Yürüyüş yapıyorlar. Bir de koşanlar var. O koşanlar yanlış yapıyor. Yanlış yapıyor değil mi? Ama özel sporcudur, şudur. Onlara bir şey demiyorum. Evet. Ama sağlıklı yaşam için yürümek. Altyapı varsa zaten sıkıntı yok değil mi hocam? Bir anda kilo vermek ya da zayıflamak ya da hastalık, rahatsızlıklarımızı kontrol altına almak adına yapıyorsa tehlike aslında o zaman yürüyüşün. Da başlıyor değil mi? Hızlı spor yapma hareketleri. Koşmak yani faydası yok. Faydası yok. Yani sağlıklı hasta için yani. Sağlıklı hasta kişiyi, için. Sporcuysa ben onlara tabii bir şey diyemez. Evet. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.